Merhaba arkadaşlar. Atin Mutfağı YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir börek tarifim var. Çok bereketli bir börek. Üçgen börek ya da muska börek de diyebiliriz. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz, ben şurada 1 kilo hazır yufka aldım. İç malzemesi olarak süt lörü kullanacağım. Çok güzeldir, tavsiye ederim. Peynir de kullanabilirsiniz. Ispanak, patates, pırasa, istediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Ve yufkaların arasına sürmek için şöyle bir yemek kaşığından biraz fazla tereyağı ve yarım çay bardağı kadar da sütüm var. Şimdi ben bunları ilk olarak eritmem gerekiyor. Tereyağını ve sütü beraber ocakta eriteceğim. Evet. Sütümüzü ve yağımızı erittik. Şimdi bunu şöyle bir kıyıya alacağım ve yufkalarımıza geçeceğim arkadaşlar. Yufkanın yarısına sütlü tereyağlı harcımızı sürelim ve üzerine diğer yarısını kapatalım. Evet. Şimdi şöyle 3-4 parmak genişliğinde arkadaşlar keselim. Göz kararı da yapabiliriz. Zaten mutfakta vakit geçirenler ölçü çok kullanmıyordur benim gibi. Yufkalarımızı şerit şeklinde 4 parmak genişliğinde kestik. Şimdi iç harcımızı koyalım. Şu şekilde arkadaşlar. Bir sağa, tekrar sağa, sonra sola, tekrar sola ve evet, muska böreğimiz hazır. Daha iyi görmeniz için sağ, yine sağ, sol, sol. Evet, ikinci muskamız da hazır. Bütün yufkaları, bütün dilimleri aynı şekilde yapalım arkadaşlar. Dediğim gibi çok bereketli bir börek. Bir yufkada 2, 4, 6, 8, 9 adet çıkacak. Düşünün, 5 yufkada 45 adet böreğimiz olacak. Kalabalık misafirler için, cemiyetler için ideal bir börek. Yakın çekimini de aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. İsterseniz şöyle altını ıslatıp yapıştırabilirsiniz. Ama tepsinin altına getirdiğiniz zaman hiçbir şekilde kayma olmuyor. Arkadaşlar, böreği sarma işimiz bitti.
50 adetten fazla börek çıktı. Tam olarak saymadım. İkiye böldüm ben bunları. Bir kısmını pişireceğim. Bir kısmını da acil durumlar için buzluğa atacağım. Böreklerimizi tepsiye sıralayalım. Sonra da 180 dereceli fırında 25 dakika yeterli. 30 dakika çok gelir. Alt üst kızarana kadar pişireceğiz arkadaşlar. Üzerine bir adet yumurta sarısı sürelim. Susam ya da çörek otu serperek fırına gönderelim. Ben bir kısmını buzluğa atacağım. Çok oldular çünkü. Evet, böreklerimiz fırına gitmek için hazır arkadaşlar. Az önce de dediğim gibi 180 dereceli fırında 20-25 dakika, 25 dakika pişireceğim alt üst kızarana kadar. Arkadaşlar böreklerimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi altı üstü çok güzel kızarmış. Çıtır çıtır bir börek oldu. Şöyle sesi duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Nefis bir börek oldu. Evet, bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.